24 Mayıs 2022 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu hafta Fütuhat okuma sohbetimiz. Fütuhat-ı Mekkiye 15. cilt 357. sayfadan devam edeceğiz inşallah. Tabii her hafta olduğu gibi bu haftada konular ayrı bir güzellikte, derinlikte. Özellikle bu haftaki 4 konu işleyeceğiz. Hepsi ayrı bir derinlikte de ilk 2 konunun derinliği daha bir başka. Zeyt notlarını alsın. Evet. Konu başlığımız menzili gözlerini nimet verdiğimiz kimselere çevirme. O dünya hayatının süsüdür. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve bakidir. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Evet, bir şiirimiz var. Her şahsın çifti kendi nefsinden. Bu nedenle Adem'in zevcesini kendi cinsinden yaptı. Erkek bütün, kadın cüz. Zevceleri nefsinden çoğaldı. Bugün de aynen öyle. Onu var eden dünün kendisidir. Bu nedenle bugün dünün suretinde. Kutsiyetin zıttına veya kendi kutsiyetinde. Sakın gözlerini dikme gözünün önünde olan dünyaya. Onun bir değeri yok. Ona kendi terazisini ver. Yönelme sakın. Ünsiyetinden gördüğün şeye. Kendisi için olmadığın birine ünsiyet etmekte. Temelindeki cem nedeniyle seninledir. Şeytanın temasından, ona gelen kuşkudan uzaklaştır onu. Dinlediğini ayırt etmelisin. Onun sözünü dinlerken konuşmanın hatalarından korkmalısın. Mahreminde gelen karşılık ifadelerden de. Allah benzer bir ayette ki o da bu menzilin tamamlayıcısıdır ve sahibi onu düsturuna dahil eder, şöyle der. Onlara üzülme, kanatlarını müminlere yay ve ben apaçık bir uyarıcıyım de. Burada Allah peygamberini insanları korkuturken kendisi hakkında uyarır. Rabbin rızkı bulunduğun halde sana vermiş olduğudur. Sana vermediği fakat sana ait olanların da sana ulaşması kaçınılmazdır. Gecikme zamanla ilgilidir ve zaman ona aittir. Yani rızkın ne takdir edildiyse o sana ulaşacak diyor. Sana takdir edilen rızık henüz ulaşmadıysa, bir gecikme söz konusuysa, o da yine takdirden. O zamandan kaynaklı olarak nihayetinde senin eline ulaşacak diyor. Sana ait olmayan bir şeye ise ulaşılmaz. Evet, takdirinde sana ait bir şey yazılmadıysa buna ulaşılmaz. Ulaşmaya çalışırsan, arzu edilmemesi gereken bir işin peşinden koştuğun için kendini yormakla kalırsın. Evet. Sana ait derken Allah'ın senin adına mübah kıldığı meşru bir yöntemle ona ulaşmanı kastediyorum. Ona meşru yöntemin dışında ulaşırsan hiç kuşkusuz hakkın sana verdiği bir şeye ulaşmış olmaz. Doğa bakımından sana ait bir şeye ulaşmış olursun. Evet. Eğer meşru yöntemin dışında bir şeye ulaşırsan, o zaman diyor hiç kuşkusuz hakkın sana verdiği bir şeye ulaşmış olmaz. Doğa bakımından sana ait bir şeye, doğanın gereği olan şeye ulaşmış olursun. Doğan talep etti. Unsuri yönden. Dünya hayatında maksat hak cihetinden. Yani hak derken burada hak ettiğin şekilde meşru cihetten. Meşru bir yolla ulaşabileceğin şeylerdir. Dünya hayatından maksat meşru bir yolla ulaşabileceğin şeylerdir. Binaenaleyh hak
Dünya için iken tabiat ahiret içindir. Hak dünya için iken tabiat ahiret içindir. Yani tabiatının isteklerine, arzularına ulaşacağın yer ahiret diyor. Orada aklına, hayaline ne gelirse cennet hayatı için geçerli. Her şeyi elde edecek cennet ehli. Dolayısıyla tabiatının gereği olan ihtiyaçlarının hepsini sorunsuz, karşılıksız, sınırsız alacağın yer ahiret hayatı. Ama dünya için ise diyor hak. Yani meşru yolla almayı emrediyor Allah-u Teala. Tabiat için her şey mübahken hak sınırlama koyar. Tabiat için tabiat her şeyi mübah görür. Ne arzu ederse onu elde etmek ister. Ama hak sınırlama koyar. Allah-u Teala bu dünya hayatında sınırlamayı neyle koymuş oldu? Getirdiği şeriat ile koymuş oldu. Bununla birlikte ahiret dünyanın suretindedir. Nitekim dünün gecesiyle birleşmesinde doğan bugün zaman itibarıyla dünün suretindedir. Fakat hüküm itibarıyla aynı hükümde ortaya çıkmayabilir. Rabbinin ihsanlarını incelemelisin. Onlar genellikle sınanma amacı taşırlar. Şimdi buradan bir konuyu açıyor, öğreniyoruz. İhsanlar, Rabbinin ihsanları genellikle sınanma amacı taşır. Sınamak için verir o ihsanları. Bu durum ise ancak teraziyle öğrenilebilir. Şöyle ki, Allah'tan sana ulaşan bir her ihsan Rabbinin rızkıdır. Fakat onun rızık olduğu teraziyle belli olur. Terazinin dışına çıkarsa bu rızık tabiat gereği sana aittir. Ve onu alman gerekir. Yine de gaflet halinde onu almaktan sakınmalısın. Böyle bir rızkı nefsi zorlayıp mecbur bırakarak ve isteksizce hareket ettirsen bile huzur haliyle almalısın. Onu alırkenki huzur şu ayet. Benim katımda söz değişmez ayeti olmalıdır. Yani Allah takdir ettiği bir şeyi ulaştırdığını bilerek almalısın. Yani burada zorlayıp mecbur bırakarak isteksizce hareket ettirsen bile diyor böyle bir rızkı. Nefsi zorlayıp mecbur bırakarak ve isteksizce hareket ettirsen bile huzur halinde almalısın. Çünkü onu alırkenki huzur benim hakkımda söz değişmez ayeti olmalıdır. O rızka ulaşırken değişmesi mümkün veya sahih olmayan böyle bir hükümde hakkın suretiyle görünürsün. Çünkü Allah onu bu şekilde bilmiş, bu suretle ve durumla da söz konusu şey hakka kendisi hakkındaki bilgiyi vermiştir. İlim maluma tabidir. Düsturu. Bu teraziye göre onu elde etmeli ve teraziyle tartmalısın. Bu terazi gizli terazidir. Hak seni bu husustaki isteksizlikten gafil yaparsa, o da ikrahtandır ve ondan mahrum olduğunu bilmelisin. Çünkü ikrah edep terazisinin dışında kalan bu amele karşı kişinin nefsinde isteksizlik meydana getirdiği için bu durum kalbi imanla mutmainken zorlanan kimse ayetinde belirtilen terazinin hükmüne girmiştir. Kişinin bu menzilde mutmain olması o konuda kendisinde bulunan kerahet ve zorlamaya göre gerçekleşir. Bu fiilde doğa sevgisiyle imanın nahoş bulunuşunu bir araya getirir. Çünkü Allah imanı mümine sevdirmiş, fasıklık ve isyanı kötü göstermiştir. Bununla birlikte bunlar müminden meydana gelebilir. Allah seni doğruluğa ehil kılsın. Yani burada ne diyor? Kısaca bir ifade de edelim, öyle devam edelim. Bazı kullar için geçerli tabii. Yani Allah'ın kendisi hakkında takdir etmiş olduğu şey, ikrah yani tiksindiği, iğrendiği yolla da gelebilir. Bu durumda diyor o kişi kendisine bunun takdir edilmiş ve açığa çıkacak olduğunu bildiğinde
her ne kadar hoşnut olmasa da, yani imanından kaynaklı olarak o şeyi, o fiili işlemeye ya da o şeyi yapmaya hoşnut olmasa da, takdirin bu cihetten cereyan ettiği bilgisiyle o şeyi alır diyor. Kabul eder. Devam edelim, açacak. Allah bulundukları yerde onları bir çiçek yapmıştır. Evet, şimdi bu zümre için söylüyor. Allah bulundukları yerde onları bir çiçek yapmıştır. Dünyada bulunduklarında dünya hayatının çiçeği olurlar. Ve var oldukları yerde nimet vesilesi olurlar. Mekanların hükümleri ise birbirinden farklıdır. Onlar dünyada nimet için yaratılmış olsalar bile aynı zamanda bir imtihan vesilesidirler. Allah onlar vasıtasıyla içimizde bizden gizli kalan özellikleri ortaya çıkartır. Allah o özellikleri bilirken biz kendimizden onları bilmeyiz. Böylece Allah adına lehimizde ve aleyhimizde delil ortaya çıkar. Bu Hakk'ın 593 senesinde Fas'ta bana ihsan ettiği bir makamdır. Daha önce bu makam hakkında bir zevkim ve tecrübem yoktu. Ancak o zaman Allah-u Teala bunu bana açtı. Bu makamı zevk ettim diyor. O zaman Allah bana ihsan etti diyor. Bu, burada anlattığı makamı. Bilmelisin ki bir müminden günah ve masiyet, emre karşı gelme, yani işte masiyet, Allah'ın emrine karşı gelme, günah ve masiyet gafletle veya tevil etmesiyle gerçekleşebilir. Gaflet halinde bulunmasıyla bu günahı ya da emrine karşı gelme durumu açığa çıkmış olabilir. Veya tevil etmesiyle. Yani görünür anlamının dışında başka bir anlamı yüklemesi sebebiyle günah ve masiyet açığa çıkabilir diyor. Amelin kendisi müşahade sahibinden meydana geldiğinde genel nezdinde günah diye adlandırılsa bile o amel Allah katında günah diye isimlendirilmez. Şimdi burada çok değişik bir sırrı açıklıyor, bu makamı açıklıyor bakın. Amelin kendisi müşahade sahibinden meydana geldiğinde genel nezdinde, insanların genelinde günah diye adlandırılsa bile o amel Allah katında günah diye isimlendirilmez. İnsanların ona günah demeleri insanların gözlerindeki örtüden kaynaklanır. Allah söz konusu fiilin kendisinden ortaya çıktığı kimsenin durumunu eleştirenleri mazur sayar. Özürlü sayar. O fiil açığa çıktığında o kişiyi eleştirir genel halk. Allah da o eleştirenleri mazur sayar diyor. O kişi gerçekte günahkar veya asi değildir. Mesela bir canın katledilmesinde Hızır ile Musa'nın meselesi buna misaldir. Hazreti Musa'nın bu konudaki hükmü nerede? Hızır'ın hükmü nerede? Her birinin görüşünün hakikate bakan bir yönü ve dayanağı vardır. Evet, Hızır Aleyhisselam'ın da görüşü, sözü doğrudur. Hakikate bakan yanı vardır. Musa Aleyhisselam'ın da görüşü ve sözü doğrudur. Onun da hakikate bakan yanı vardır. Müşahede ehlinin hali böyledir. Onlar varlıkta gerçekleşmezden önce mukadderatı müşahede ederler ve onu basiretle uygularlar. Bu konuda Rablerinden gelen açık bir delille sabittirler. Yani Allah'ın o konuda muradını, iradesini görür, bunu da uygularlar diyor. Bu makam Allah'ın görmesi ve duyması haline geldiği kimsenin ulaşabileceği makamdır. Bu itibarla çiçek meyvenin delili olduğu gibi gözü kendisine çeker ve hoş kokular verir. Burada da bu meselenin çiçeğine gelirsek, bu emrin sahibi nefeslerin, müşahadenin ve delilin ehlidir. Delil derken fikir kaynaklı delilleri değil, yani aklederek, fikir yoluyla elde edilen delilleri değil, keşfinde nazari, teorik deliller elde edebileceği adete bağlanmış hususlardaki delili kastediyorum.
Allah ona keşif yoluyla delilini verir ve o da delili, o konunun delillerle irtibatını öğrenir. Böylece delilin yön ve yorumları hakkında bilgi elde eder. Böylece onun bilgisi, delilin bilgisi verilmeksizin, delilin gösterdiğinin bilgisi verilenin bilgisinden daha tamdır. Allah onları ancak kendileri için çiçek diye isimlendirdiği şeylerle sınar ve imtihan eder. Bu çiçeğin sahibi onun kokusunu algılamaz. Onu çiçek olarak değil, bir kadın olarak görür, bilhassa kendisi için belirlenmiş delili bilmez ve ondan sadece hayvaniyetiyle, ruhu ve aklıyla değil, elde edebileceği nimeti elde ederse böyle bir insan ile diğer hayvanlar arasında bir fark yoktur. Yani buradaki hakikati ruhuyla idrak edemeyip sadece hayvaniyetiyle idrak ettiyse o zaman diyor diğer hayvan insanlardan bir farkı yoktur. Aksine hayvan böyle bir insandan daha hayırlıdır. Çünkü her hayvan faslını yani korucu, ayırıcı özelliği görürken bu şahıs onu fark etmemiştir. Bu fasıl hayvan için ondan başkası değildir. Böyle biri ne hayvandır ne insan. Çünkü her hayvan kurucu unsurunun hakikatini verisine göre hareket eder. Bilmelisin ki bu düsturun sahibi akılları hayrete düşürüp öğrenilmesi mümkün olmayan bir bilgiyi müşahede eder. Bu bilgi aynada görülenin mahiyeti hakkındadır. Aynada görülenle görmenin ilişkisi nedir? Görülen, görenin gözüne mi yansır yoksa gözün ışığının parıltıları görülene mi ilişir? Her hükme bir itiraz yöneltilebilir. Bu zikir sahibi için durum öyle değildir. Çünkü o insanın görüleni nasıl algıladığını bilir. Görmek denilen şey nedir ve neye racidir? Bu zikirden insana bu bilgiyi veren şey gözlerini çevirme ayetidir. Buraya da dikkat edelim. Gerçi her yere dikkat edelim. Gözlerini çevirme ayetidir. Bu zikrin sahibine verilen ayet. Bakın şimdi. Burada Hazreti Peygamber'e bildiği bir konuda hitap edilmiştir. Ve biz de Hazreti Peygamber'in onu bildiğini kesin olarak biliriz. Buna inanırız. Gözlerini çevirme ayetinin anlamıyla, şimdi diğer ayete geçiyor. Müminlere de ki gözlerini sakınsınlar. Ayetinin anlamı bir değildir. Çünkü gözü kapamanın başka bir hükmü vardır. Çünkü o gözün salıverilmesine göre bir eksiltmedir. Buradaki eksiklik özel bir şeye yani özel bir görülene gözün uzamamasıdır. Dostum, dikkatini çektiğim meseleyi anladığında öyle bir bilgi öğrenmiş olursun ki o bilgi sana dünyada ve ahirette fayda verir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Şimdi ikinci konuya geçiyoruz. Konu başlığımız, menzili sizin mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Mal ve çocukla imtihan, kurtuluşu olmayan bir bela. Mal nedir? Ol der ve olur ve emir hepsini toplar. Çocuk onun suretiyken benzer takdis. Benzeri olumsuzlamak ona ilişir. Onu sakın. Aslı es-subuhu, es-subuh ve el-kuddus. Bizim yaratılışımıza bir bak. Onun isimlerine mutabık. Cins olmak ve benzerlik var. Allah şöyle buyurur. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Geride kalan salih şeyler Rabbin katında sevap ve emel bakımından daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Ademoğlu ölünce ameli kesilir. Üç şey devam eder.
sadaka-i cariye, insanlar arasında yaydığı bilgi veya ona dua eden salih evlat. Kuşkusuz ki mal ve oğullar dünya hayatının süsüyle birlikte salih bakiyatın vermiş olduğu hayrı ki Rabbin katındaki sevap demektir ve arzulanan hayır ki oğullar demektir, bunları birleştirir. Çünkü o ikisi, yani mal ve çocuklar, geride kalan salih işlerdendir. Başka bir ifadeyle, mal ve çocuklar salih olduklarında devam eden iyilikler arasında yer alırlar. Öyle ya. Mal ve evlat salihse amel defteri açık kalmış oluyor. Yani o malıyla sadakayı cariye bıraktıysa. Hadiste zikredilen bilgi ise iyi bir adet, yani sünnet ortaya koymak anlamına gelir. Allah mal ve oğulları kendileriyle kullarını sınadığı bir fitne yapmıştır. Çünkü onlar kalbe sıkıca bağlanmış oldukları gibi tabii olarak sevilirler. Mal ve oğullar. Bu ikisiyle, bilhassa da malla, maldan başka bir şeyle ulaşılamayacak iyilik ve kötülüklere ulaşılabilir. Yani iyiliğe de ulaşılabilir diyor, kötülüğe de ulaşılabilir. İnsana tabiatı hakim olursa işlerinde herhangi bir sınırda durmaz ve malının vasıtasıyla bütün amaçlarına ulaşır. Tabiatı hakim olursa. Nefsinin isteklerine göre o malıyla bütün isteklerine ulaşır. Şeriat ona hakim olursa, malında tasarrufta bulunurken, Rabbinin belirlemiş olduğu sınırlarda dururken, bütün amaçlarına mal vasıtasıyla ulaşamaz. Bu itibarla mal, kalbin kendisine meyletmesi özelliğiyle mal diye isimlendirilmiştir. Mal, kalbin meylettiği şey anlamına geliyor. Mal, kalp, işte kalp oraya bağlanıyor. Kalbin mala meyletmesinin nedeni şudur. Kul, salih bir kul ise Rabbinden gelecekte bulacağı bütün iyiliklere malla ulaşabilirken, tam anlamıyla salih bir kul olmadığında da kötü gayelerine malla ulaşabilmesidir. Çocuk ise anne ve babası tarafından dünyaya getirildiği için sevilir. Bu yönüyle ebeveyn, failin kendinden meydana gelen şeye ve sanatkarın sanatına yönelmesi gibi çocuğuna yönelir. Binaenaleyh, kalbin çocuğa yönelmesi zati bir yönelmedir. Çocuğu sevmemek ise, çocukta bulunan kötü ahlak veya çirkin özellikler gibi geçici bir durumdan kaynaklanabilir. Bu nedenle çocuğu sevmemek arzi bir durumdur. Yani sonradan ilişen bir durumdur. Asli bir şey değil. Çünkü çocuğu sevmek asli bir sevgidir. Bu düsturdan Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmasının sebebi öğrenilir. Bakın, çocuğu sevmek asli bir durumdur. Sevmemek arzi bir durumdur. Geçici, sonradan ilişen. Cevher aslında bulunan şeydir. Arzi durum, sonradan ilişen. Sonradan ilişen ama sonra oradan da temizlenecek. Çıkacak yani o arzi durum. Şimdi bu düsturdan Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmasının sebebi öğrenilir. Yükümlü alem, insan ve cinler, Allah tarafından yaratıldığı gibi aynı zamanda Allah'ın sanatının ortaya çıktığı bir mahaldir. Bu nedenle onun aslı itibarıyla yaratıcısı tarafından seviliyor olması bir gerekliliktir. Allah bütün alemi ve alemde var olan her şeyi Rahman isminden halk etti. Yani sevgiden. Sevgi ilişti. Dolayısıyla varlığa çıkan her ne var ise, her şey Allah'ın sevgisinin iliştiği şeydir. Çünkü o sevginin ilişmesiyle varlık kazandı, varlığa çıktı. Bir sevmeme durumu ortaya çıkarsa, bu alemin bazı fiillerinden kaynaklanabilir ve alemdeki fiiller geçicidir. Geçici olmakla birlikte yine de onlarda asaleti teyit eden şeyler bulunur. Bu şey
alemden ortaya çıkan bütün fiillerin Allah'a ait olmasıdır. Alem ise fiillerin ortaya çıktığı bir yer veya hakkın karşısında sanatçının adeti mesabesindedir. Aleti mesabesindedir. Evet. Alem ise fiillerin ortaya çıktığı bir yer veya hakkın karşısında sanatçının aleti mesabesindedir. Böylece rahmet ve muhabbet baskın gelmiş, gazabın hükmü geride kalmıştır. Onun geride kalması hükmünün sürekliliğini kaldırmak demektir. Allah'ın kullarını herhangi bir imtihanla ve fitneyle sınaması, onların tasarrufta bulundukları işlere dair taşıdıkları iddialardan kaynaklanır. Evet, insanların sınanması, bu dünya hayatında sınanma, imtihan, tasarrufta bulunduğumuz her işte iddiamızdan kaynaklanır. Onlar söz konusu fiilin gerçekte veya kazanım yoluyla onlara ait olduğunu iddia ederler. Ben yaptım, ben ettim derler. Allah onlara yaratıcı, ilahi eli öğretmiş olsa ve kendi nefislerini fiildeki araçlar mesabesinde görüp bundan başka bir şeyin olamayacağını bilselerdi, Allah onları sınamazdı. Eğer bunu bilseydi, yani mutlak fiilin Allah'a ait olduğu bilgisini gaflete düşmeden de her daim taşısaydı, sınavı olmazdı zaten, sınanmazdı. Demek ki Allah kullarını böyle bir bilgiye ulaşsınlar diye sınar. Onlar da bu iddiadan vazgeçerek mutlu olurlar. Bu bağlamda bir kısmına Allah hidayet ederken, bir kısmı hakkında delalet hükmü kesinleşmiştir. Öyle biri farkında olmaksızın hayrete düşer. Onlar kesbi kabul edenlerdir. Şimdi o zümre kesbi, yani kendi kazanımı, çalışarak kazanımı kabul edenlerdir ki, parantez içerisinde eşariler demiş. Bir kısmı hakkında azap hükmü kesinleşmiştir. Onlar fiillerin kul tarafından yaratıldığını ileri sürenlerdir ki bunlar da mütezile'dir. Mütezile'nin görüşü. Fiillerini kul tarafından yaratıldığını ileri sürmek. Allah'ın hidayet ettikleri ise Kur'an-ı Kerim'de yer alan veya Allah'tan veya peygamberden gelen rivayetlere haklarını verenlerdir. Onlar ayetleri bağlamlarının dışına çıkarmadıkları gibi yorumlanmaları gereken anlamın dışında yorumlamazlar. Ayetler arasında hayrete düşmeye yol açan bir husus varsa onların hidayeti hayrette kalmaları demektir. Hayreti aşmış olsalardı ayete veya hadise hakkını vermemiş olurlardı. Misal olarak Allah sizi ve amellerinizi yarattı ayetini verebiliriz. Bu ayet alemde hayretin sübutu hakkındaki en önemli ayettir. Allah sizi ve amellerinizi yarattı. Meşru görüşe uyup da nazari düşüncenin şeriatın deliliyle çelişen görüşüne karşı meşru hükmü öne çıkartan kimse selamete ermiş ve kurtulmuş kimsedir. Şeriatın görüşünü benimsemeye takva üzere ameli de eklerse Allah böyle biri adına Furkan yaratır. Furkan, ayıran. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran. Onun vasıtasıyla ashabül minel ve nihal, yani din ve mezhep sahiplerini temyiz ve ayırt eder. Bunun yanı sıra şeriatın hükmünü ortadan kaldıran akli delillerin verilerini bu Furkan'la temyiz eder. Söz konusu delilleri kabul eden insan şeriatın hükmünü tevil edip daha sonra reddetmek üzere aklın hükmüne havale eder. Böyle bir kişi tevilde isabet etse bile tehlikededir. Öyleyse insana gereken takvadan kaynaklanan Furkan'dır. Çünkü o vecdin doğruluğundan ve müşahededen ortaya çıkar. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Allah doğru yola
hidayet edendir. Diğer konumuza geçiyoruz. Menzili Allah katında yapmadıklarını söylemiş olmaları büyük bir suç oldu. Ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Allah'tan gelen azap büyük oldu. Yaratıklarından gelen azap da büyük. Bir söz söyleyip onu yapmamak, hem de o güzel bir söz. Allah yaratıklarında onunla amel eder. O her dalda bilinmeyen bir şey. İyilik dallarında onu basiretle gör. Ol sözünden alemdeki varlıkta. Allah bize ve sana kendisinden bir ruh ile yardım etsin. Bilmelisin ki Allah'ın fiilleri yaratılmışlara izafe etmesinin nedeni, fiili izafe edildiği kimsenin batini hüviyetinin hakkın kendisi olmasıdır. Bak, çok müthiş bir söz. Burayı iyi anlayalım. Allah'ın fiilleri yaratılmışlara izafe etmesinin nedeni, açığa çıkan fiilleri yaratılmışlara izafe etmesinin nedeni, fiili izafe edildiği kimsenin batini hüviyetinin, yani hakikatinin hakkın kendisi olmasıdır. Binaenaleyh fiil gerçekte ona aittir. Bununla birlikte Allah kullarının bir kısmına bunu müşahede ettirmişken bir kısmına göstermemiştir. Allah kime bunu gösterip gerçekleşmesi mümkün bir işi dile getirir, sonra da onu yapmazsa, müşahededen kaynaklanan bir kesinlikle bilir ki o işin gerçekleşmesinin imkansız olması akli imkanın dışına çıkmasıyla ilgilidir. Çünkü o, söz konusu işin hakka, kendileri hakkında bilgiyi veren ayağını sabite içinde suretini görmemiştir. Sübut mertebesinde, yani o sabitlik mertebesinde hakikati olmayan bir şey varlıkta nasıl gerçekleşebilir? Bu nedenle gerçekleşmeyen fiille ilgili olarak Allah katına makt izafe edilmiştir. Allah ismi zikredildi. Çünkü bu isim isimlerin hükümleri arasında mütekabil bütün özellikleri kendinde toplar. Onun gösterdikleri arasında imkanın ispatı da bulunur. Böylece imkanın ispatı itibarıyla cezalandırır. Ayette Allah ismi belirli ve özel isim olarak imkanı ispat edendir. Yani olumlayandır. Onun mukabili imkanı olumsuzlayandır ve şöyle der. Sadece zorunluluk var. Bununla birlikte o mukayyet ve mutlak olabilir. Kayıtlı olabilir ya da mutlak olabilir. Dolayısıyla bu adın Allah'a verilmesi doğru değildir. Şöyle denilebilir. Onunla kastedilen sınırlama ve içinde bulunan halin delaletine göre ortaya çıkar. Bu durumda hangi şeyle isimlere vekil olduğu öğrenilir. O ismin hükmüne bakılır ve eseri orada bulunur. Cezalandırma iyiyi söyleyip yapmayı mümkünken yapmayana ulaşır. İyi sözün durumuna bakmalısın. Onun kendisini söyleyen kimsedeki meyvesini devşirmek gerekir. Özellikle Allah'ın kullarından herhangi biri hakkında bir iş yapmayı gerektirdiğinde durum böyledir. Fakat o kişi mahrumdur. Allah katında böyle bir işin büyük günah olmasının nedeni, sözü söyleyen kişinin sözü söyleyip söylediğini yapmamış olmasından kaynaklanır. Söz konusu kişi o fiili yapmamakla mahrum kaldığı iyiliği ahirette gördüğünde şiddetli bir şekilde kendini cezalandırır. Bu ceza başka herhangi bir cezadan daha büyüktür. Yani bir iyiliği yapmak istedi fakat yapmadı. Söyledi ama yapmadı diyor. Ahirette o iyiliğin getirisini yapsaydı şayet gördüğünde diyor. İşte bu pişmanlıkla şiddetli bir şekilde cezalandırılır. Bu ceza başka herhangi bir cezadan daha büyüktür. Demek ki o pişmanlık cezası daha büyük bir ceza. Kişinin, kulun kendi kendine pişmanlığı. Allah onu Allah cezalandırmış değildir. Aksine Allah'ın katına ulaştığında kendisini cezalandıran bizzat kendisidir. Cezanın bir kısmı ötekilerden daha büyük olan bir takım dereceleri vardır.
Buradaki ceza ise Allah katında en büyük cezalardandır. Bu düstur sahibine bu bilgiyi kazandırır. Çünkü insanlar ayetteki anlamı esas anlamında farklı bir şekilde alır ve şöyle derler. Allah onları cezalandırır. Tekrar ayeti okuyorum. Bu düstur ayeti. Neydi? Allah katında yapmadıklarını söylemiş olmaları büyük bir suç oldu. Bu ayet. Çünkü insanlar ayetteki anlamı esas anlamından farklı bir şekilde alır ve şöyle derler. Allah onları cezalandırır. Halbuki onlar Allah katında ifadesini kavrayamamışlardır. Allah cezalandırır demiyor ki ayette. Allah katında diyor. İbn Arabi Hazretleri ne incelikler açıyor bakın. Allah katında. Bunu insanlar anlayamamışlardır. Yani onlar Allah katında kendilerine ceza verirler. Allah vermiyor cezayı. Allah katında kendilerine ceza veriyorlar. Bu ceza Allah'a dönüldüğünde ortaya çıkan en büyük cezadır. Bir kişi bunun sahih olmadığına inanıyoruz der ve bunu inanarak söylemezse münafıktır. Bunun sahih olduğuna, bak bir kişi diyor, bunun sahih olduğuna inanıyoruz der ve bunu inanarak söylemezse münafıktır. İnanarak söyler ve yapmazsa o kişi haddi aşandır ve onun Allah katındaki cezası büyüktür. Çünkü imanı ona bir şey yapmasını vermiş fakat o yapmamıştır. Onlar kendi dilleri veya başkalarının dilleriyle verilen öğütleri yapmış olsalardı, hiç kuşkusuz kendileri için daha hayırlı ve hikmetli olur, Allah da kendilerine büyük ecir verirdi. Çünkü Allah fiili söze izafe etmiştir. Söz ile amelin bir araya gelmesi fiil olmaksızın, söz ile amelin bir araya gelmesi fiil olmaksızın sadece sözün veya söz olmaksızın sadece fiilin bulunduğundaki durumdan daha güçlü bir hal ortaya çıkarır. Söz ve amelin ikisinin bir araya gelmesi. Tekinin bir bulunmasından daha güçlü bir durum ortaya çıkarır diyor. Bu nitelikteki birisine Allah El-Hazil isminin hükmünü ortadan kaldırmak üzere El-Müzekkir ismiyle nida eder. Çünkü Allah ona ancak halde hükmü olmayan bir isimle hitap etmiştir. Bu tarz hitap iki türdür. Birincisi, bir niteliğe bağlı çağırma ve hitaptır. Misal olarak, ey iman edenler, ey o kimseler ki iman etmişlerdir anlamında veya ey kendilerine kitap verilenler ayetlerini verebiliriz. Birinci örneğe. Diğeri zata yapılan nidadır. Misal olarak, ey insanlar ayetini verebiliriz. Böyle bir çağrı ve nida duyduğunda onu yapana değil, hangi ifadeyle yapıldığına dikkat edip ona göre davranmalısın. Bu ayetleri okuduğunda diyor, onu yapana değil, böyle bir çağrı, böyle bir nida okuduğunda ayetten, Kur'an'dan, böyle bir çağrı ve nida duyduğunda onu yapana değil, hangi ifadeyle yapıldığına dikkat edip ona göre davranmalısın. Bu hitapta bir kaçınma gerekiyorsa kaçınmalı veya gerekmiyorsa ona göre hareket etmelisin. Allah bazen emirle hitap ederken bazen yasaklamayla hitap edebilir. Emirle ilgili olarak, ey iman edenler, akitleri yerine getirin derken, yasaklamayla ilgili olarak, ey iman edenler, Allah'ın şiarlarını ihlal etmeyiniz der. Başka bir misalde ise, ey iman edenler, niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz der. Bu hitap bir inkar ve yadırgama hitabıdır. Adeta Allah ayette şöyle der. Söylediklerinizi yapınız. Yasaklama söz konusu olduğunda Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyin anlamına gelir. Yasaklama söz konusu olduğunda Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyin anlamına gelir. Çünkü böyle yapmakla Allah katında kendinize en büyük cezayı verirsiniz. Nitekim daha önce bunu ortaya koymuştuk. Yani bilmediği şeyi
söylediği zaman işte dedi ya, en büyük azap budur kul için ahirette. Bu pişmanlık azabı. Çünkü bilmediği konuda konuştu. Ahkam kesti. Hüküm verdi. Böyledir dedi. Şöyledir dedi. Allah adına kesti, doğradı, biçti, cehenneme attı. Nitekim daha önce bunu ortaya koymuştuk. Böyle bir ayet geldiğinde bir yönü emre, bir yönü yasağa bakar ki kast edilen yön budur. Dinleyici nidayı o vakitte neye göre gerçekleşmişse ona göre alır. Başka bir ifadeyle emir veya yasaklama olmak üzere hangisine göre nidayı alırsa isabet eder. İkisini birleştirirse, hem yasağı hem yasağın içerdiği zımmı emri yerine getirirse onun meyvesini devşirir ve bu durumda iki ecir alır. Bu düsturda insanların bir kısmına ayette kastedilen özel bir söz olduğu keşfolunur. Bu özel söz insanın fiili kendisine izafe etmek inancıyla ilgilidir. Misal olarak Mutezile'nin fiiller hakkındaki inancını verebiliriz. Düstur sahibi fiillerin kendisine değil Allah'a ait olduğunu keşfederek kendini cahil kalmış olması nedeniyle suçlar. Böyle bir suçlama Allah katındaki en büyük suçlamadır. Allah'ın katı ifadesi ise bu yorumda dünyada veya ahirette müşahedenin gerçekleştiği yerdir. Onun dünyadaki cezası bu görüşten dönüp saadete ulaşarak alimlere katılmasıdır ki, onun dünyadaki cezası bu görüşten dönüp saadete ulaşarak alimlere katılmasıdır ki bu ahiretteki cezadan farklıdır. Allah adeta şöyle der: ey iman edenler, niçin söylüyorsunuz? Yani gerçek öyle değilken niçin fiilin size ait olduğunu söylüyorsunuz demektir. Yapmadıklarınızı, ayet devam ediyor, yapmadıklarınızı, bunları kendisine izafe etmeniz, yine ayette devam ediyor, büyük günah oldu. Bu günah sizden ortaya çıktı. Ayet yine şöyle der: Allah katında yapmadıklarınızı söylemeniz, Allah kendi yolunda savaşanları sever. Evet, bu Saf suresi 3. ayet. Allah katında yapmadıklarınızı söylemeniz büyük gazaba sebep olur buyuruyor. 4. ayette de Allah kendi yolunda savaşanları sever diyor. O duvarda gedik yoktur. Bütün fiiller kendisinde göründükleri kimseye değil Allah'a izafe edilirler. Bu ayetin düsturu olduğu insan kurtuluşa ermiştir. Düsturun faydası sahibine bu konuda bir fetih kazandırmasıdır. Bir düsturun sahibine fetih kazandırmadığını görünce onun zahiri diliyle bu düstura sahip olduğunu ve batındaki dilinin zahire uymadığını bilmelisin. Bu mesabedeki kişi düstur sahibi derken kastettiğimiz biri değildir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Son konumuza geçiyoruz. Menzili: sevinme, Allah sevinenleri sevmez ayeti olan kutbun halinin bilinmesi. Yine bir şiirimiz var. Dünya gam ve tasalardan ibaret. Seçkin ve sıradan insanlarda durum böyle. Dünyada sevinen kişiye ne denir ki? Gerçeği ve hikmeti bilen biri değil o. Hadis ve kadimde varlığı incelersen iyice, müşahede ederek anlarsın ki, öğüt alınacak bir ibret konulmuş ortaya. Tecrübeli ve bilgili kimse öğüt alır. Allah'ın ihsanıyla sevinmelidir. Nimet ehlinden sevinmek isteyen kimse. Allah şöyle buyurur: de ki, Allah'ın rahmeti ve ihsanıyla sevininiz. O sizin topladıklarınızdan daha hayırlıdır. İnsanlar onunla sevinirler. Akıllı, elden çıkacak bir şeyle değil, sabit olanla sevinir. Bu sevinç, Allah'ın kulunun tevbesiyle sevinirken ki sevincine benzer. Çünkü tevbe, bilhassa ahirette olmak üzere varlığı lazım ve sürekli bir şeydir. Kul bulunduğu her durumda, iman bakımından perde halindeyse ona döner. Perde kalkmışsa gözüyle görerek ona döner. Yani herhalde kul ona döner diyor. Perdeli de olsan, perdesiz de olsan ona dönmektesin.
Bu düstur Allah'ın sevinmeyi yasaklama hakkındaki sözü değildir. Evet dedi ya, sevinme, Allah sevinenleri sevmez ayeti, bu düstur. Allah'ın sevinmeyi yasaklama hakkındaki sözü değildir. Bu ifade sadece kavminin söylediği bir sözü aktarmaktadır. Allah şöyle der, kavmi ona dedi ki, yani Karun'un kavmi kendisine, sevinme, Allah sevinenleri sevmez demiştir. Bu söz Karun'un kavminin kendisine sözü. Bir sınırlama yapmadan böyle bir genelleme kullanmaları doğru mudur, değil midir? O başka bir meseledir. Onların bu husustaki dayanakları halk karinesi ise hiç kuşkusuz sınırlanmışlar demektir. Çünkü halk karineleri sınırlayıcıdır. Bazı yerlerde genellemeyi, yani mutlaklığı gerektirse bile bu sınırlama değil, mutlaklığın sınırlanmasıdır. Bu zikir sahibine Allah'ın ihsanıyla sevinme imkanı verdiği gibi zikrin zıttı olan bir netice ortaya çıkartır. Bu durumda kişinin kalbi dünya hayatında yaşadığı süre hüzünlüdür. Başka bir durumda bulunmuş olsaydı, sevinmesini sağlayacak bir hal kendisine açtığında ise açılan bu hususta Allah'a şükretmesi gerektiğini bilir. Böylece hüznü öncekinden daha güçlü bir hal kazanır. Allah Hazreti Peygamber'in geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışladığı müjdesini verince, bu müjde Allah'a şükretmek üzere daha çok çalışmasına yol açmıştır. Bu nedenle Hazreti Peygamber ayakları şişinceye kadar namaz kılar, sebebi sorulunca şöyle derdi, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani kendisine Allah'tan müjde verildikçe ibadeti daha da arttı Allah'a karşı. Yani o müjdenin verilmesiyle bir rahatlama, bir genişleme hali olmadı. İşte bu düsturu burada bunu anlatıyor. Hakkını tam olarak vermek istediği bir makamda bulunan bir insanın o makamla ilgili üzerinde hiçbir hak kalmadan sevinmesi mümkün değildir. Allah'ın ihsanı ve rahmetiyle müjdelenmiş, mükellef, üzerinde ortaya çıkan hak ise son nefese kadar sürer ve dünya hayatında yaşadıkça bu hak onun üzerinde kalır. Böyle bir insan ancak dünya hayatından çıkarken sevinebilir. Çünkü yükümlülük ancak teklif diyarı dünyadan ayrılırken düşebilir. Bu zikri düstur edindiğini iddia edip de kendisinde sevinç görülen birinde bu zikrin izi bulunmadığı gibi böyle bir insan bu zikrin ehli de değildir. Salihlerden birini sevinen ve gülen bir adamı görüp ona şöyle demiş. Salihlerden biri sevinen ve gülen bir adam görüp ona şöyle demiş. Ey adam, Allah'ın müjdelediği bir kul isen halin onun müjdesine şükredenlerin hali değildir. Yani eğer Allah'ın müjdelediği bir kulsan sende sevinme hali var. Onun müjdesine şükreden bir kulun hali değildir. Allah'ın müjdelemediği kimselerden isen bu hal ondan korkanların da hali değildir. Böyle diyerek her iki yorumda da onun sevinmesine tepki göstermiştir ki bu düstur ve bu olumsuzlayıcı muhabbet sevmemek Allah sevmez ifadesi hakkında söylediğimiz tam da budur. Kast edilen her türlü sevgi değil, özel bir sevgidir bu. Çünkü Allah'ın sevgisinin pek çok yönü vardır ve birisinin olumsuzlanması bütününün olumsuzlanmasını gerektirmez. Gene geldi mertebeler işte. O mertebe ayrı, bu mertebe ayrı. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Bu hafta konumuzu burada tamamlıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme afirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain.
Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.